Microsoft Türkiye'nin yeni dönem stratejisiyle başlamak istiyorum. Çünkü içeride de konuşmanızda dikkat çektiğiniz Bir platform şirketi olduk. Yeni bir stratejiyle yola devam ediyoruz dediniz. Bunun gerekçesi nedir? Türkiye özellikle Microsoft'un global yapılanması içerisinde bu anlamda nasıl bir yer teşkil ediyor etmeye devam edecek? Tabii. Şimdi biliyorsunuz bu Neslerin nesnelerin interneti dediğimiz konu bu üzerimize giydiğimiz sensörler, vericiler 2020 yılında 20 yılında IDC'nin rakamlarına göre 24 milyar tane cihazın birbiriyle konuşacağını söylüyor. 24 milyar tane yani dünya nüfusunun e, neredeyse 4 katı kadar. Aynı zamanda buradan doğacak olan ekonominin 4.7 trilyon dolar olacağı söyleniyor ki Türkiye ekonomisinin yaklaşık 4 katı büyüklüğünde, 5 katı büyüklüğünde bir yere gelmiş olacak. Bu anlamda inanılmaz derecede fazla cihaz, inanılmaz derecede fazla veri bunların bir şekilde yönetilmesi, burada bilgilerin akması gerekiyor. Microsoft burada bir platform şirketi olarak öncelikle her cihazın, her işletim sisteminin bulut üzerinden yönetilmesine büyük bir yatırım yaptı. Bu ne anlama geliyor? Siz Microsoft bu konuda çok önemli bir ürün çıkardı Azure diye bulut ürünü. Bu ürün üzerinden bütün cihazlarınızı, bütün şirketlerinizi, bütün sistemlerinizi çok ucuz bir maliyete yönetebiliyorsunuz. Çünkü bulut bu avantajı sağlıyor. İkinci konuda da üretimin tekrar tanımlanması olarak şirketin strateji değişti. O ne anlama geliyor? Bu kadar fazla cihazı nasıl yöneteceğiz? Buradan nasıl bir üretkenlik çıkaracağız diye. Üretkenliği tekrar tanımlıyor şirket. Ve bunu yaparken de üç konu çok önemli hale geliyor. Bunlardan birincisi eğitim. Eğitimde nasıl bir farklılık yaratırız da bundan sonraki nesiller kendilerini çok daha iyi, verileri çok daha iyi kullanarak hazırlayabilirler. İkincisi ekonomik sürdürülebilirlik. Nasıl olur şirketlerin? maliyetlerini düşürebiliriz cirolarını arttırabiliriz üçüncüsü de insanlara nasıl bir yardımımız olabilir mesela burada sağlık konusunda inanılmaz yeni gelişmeler var Bu nanomod denen ufak robotlar var mesela kanser hastasınız artık o robot vücudunuza verecek o robot gidecek o kanser hücreleriyle savaşacak bir radyoterapi almanıza belki gerek kalmayacak bu sağlık tarafı inanılmaz bir e, yatırım konusu haline gelmeye başladı. Bu yapay e, zeka dediğimiz e, artificial intelligence çok farklı hı hı. bir yerde. Hologram diye yeni bir e, gözlük çıktı, belki görmüşsünüzdür. Tamamen üç boyutlu sanal dünyayı. Gözünüzde şey yapabiliyor, mesela şu duvara bakıyorsunuz, boş duvar, gözü takıyorsunuz, oraya ekran dediğiniz zaman ekran çıkıp oradan bir maçı seyredebiliyorsunuz. Ya da bir e, oda boş, oraya mobilyalar koyacaksınız, mobilyaları istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz, oradan ısmarlıyorsunuz. E, translation dediğimiz bu e, tercüme konusu çok farklı bir yerde. Geçen hafta İzmir'de bir ilkokulda, İzmir'deki ilkokulu İspanya'daki bir ilkokulla konuşturduk. İspanyolca onlar konuşuyorlar İspanyolca bizim çocuklar Türkçe konuşuyorlar. Anında şey yapıyor, tercüme ediyor. Yani o anlamda kişisel verimin atması konusunda da çok farklı bir yere gidiyor dünya. Heyecan verici gelişmelere sahne oluyor teknoloji. Peki biz Türkiye olarak teknolojiye ne kadar yatırım yapıyoruz? Neredeyiz yatırımlar anlamında dünyayla karşılaştırdığınızda ve nereye doğru evrileceğiz? Burada gideceğimiz çok yol var maalesef. Bunu e, bir hani negatif olarak bakabilirsiniz bakabilirsiniz, bir e, olanak olarak bakabilirsiniz. Ben olanak olarak görmek istiyorum ama bizi diğer ülkelerle kıyasladığınız zaman, mesela Almanya'nın gayri safi milli hasılası Türkiye'nin dört katı. Oradaki yazılım ve buluta yapılan yatırım Türkiye'nin 35 katı. E, Brezilya Brezilya'ya bakıyorsunuz bizim rekabette olduğumuz bir ülke. Brezilya'nın gayri safi milli hasılası Türkiye'nin iki katı. Orada bulut ve yazılıma yapılan yatırım Türkiye'nin 10 katı. Bundan 3 sene önce bulut çıkmadan aramızdaki mesafe daha az. Bizden 3 kat büyüttüler, 2 kat daha büyüttüler. Fakat buluta yaptıkları yatırımla bu çok daha açıldı aradaki fark. Bulut'un da şöyle bir avantajı var. Boston Consulting Group bir çalışma yaptı bununla ilgili olarak. Türkiye'deki şirketler de incelendi. Dünyada 27 bin tane şirket, Türkiye'de 4 bin tane şirket incelendi. Ve çalışmanın sonucunda şu bulundu ki Bulut'a yatırım yapan COBİ'ler cirolarını %15 daha fazla artırıyorlar. Ve Türkiye'deki COBİ'ler Bulut'a yatırım yapsalar Türk ekonomisine 372 milyar dolarlık, 372 milyar dolar bu bizim gayri safi milli hasılamızın neredeyse yarısı kadar bir rakam ek bir gelir olarak eklenecek. Yani büyümemiz için teknoloji artık olmazsa olmaz. Çünkü bütün müşterilerimiz teknoloji kullanıyor. Teknoloji kullanmazsak maliyetlerimizi düşüremiyoruz. Teknoloji kullanmazsak satışlarımızı artıramıyoruz. Artık bu olmazsa olmaz bunu kabul edip buraya yatırım yapmamız lazım. Son olarak aslında sürecin sonuna geldik ama şunu da sormak istiyorum. Pek çok sektörün de kimyayı bozan etki yarattı kurdaki volatilite. Teknoloji sektörünü genel olarak nasıl etkiledi? Siz Microsoft Türkiye olarak etkilendiniz mi? Yeni dönemle ilgili beklentiniz nasıl? Bize kurun artması ya da inmesi etki yapmıyor. Kurun devamlı artması inmesi etki yapıyor. Çünkü o zaman insanlar ...satın almalarını geciktiriyorlar yani kur hep aynı seviyede nerede olursa olsun aşağıda yukarıda ortada dursa fark etmiyor ama... ...inmesi çıkması ve oradan gelecek olan bir beklenti bir şekilde satışları e, geciktirmelerine sebep oluyor... ...o anlamda kobi sektörümüzde bir etkilenme oldu kurumsal sektörde böyle bir etkilenmeyi görmedik. Ne kadarlık bir etki negatif etki gördünüz yüzde bazında bir rakam vermek mümkün mü? Yüzde bazında şu ana kadar hesaplamadık çünkü bizim verilerimiz şeyde çıkıyorlar hmm. çeyrek sonunda çıkıyorlar o hesaplanma daha yapılmadı...